Yaşar Süngü, baklava bizim eve gidiyorsa sana ne? Üsküdar'da Şakir'in caminin abdesthanesinde 3 yıldır ikamet eden Selahattin abi bile Trump'la ağzını açıp Putin'le kapatıyor. Ben bir şeye ihtiyacın var mı diyorum, o Türkiye'yi sıkıştırıyorlar diyor. Ben kişisel hayatıyla ilgili sorular sordukça o bana Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, Rusya'dan ve Amerika'nın yaptıklarından bahsediyor. Karnın açsa bir şeyler alayım diyorum, karnımı doyurdum diyor. Sabahlık bir şeyler alayım diyorum. Yok sabaha Allah kerim diyor. Sonra da uyarıyor laf arasında. Sakın bana sormadan bir şeyler alma. Geçenlerde bırakmışsın yatağın üstüne bir şeyler. Bozulmasın diye yemek zorunda kaldım. Tamam diyorum ve dinlemeye devam ediyorum. Bu kadar haberi nereden duyuyor bilmiyorum. Yani dünyanın gündemini yine medya ve siyasiler belirliyor. 2020 yılına İslam coğrafyasında sürdürülen Amerika ve Rusya'nın başını çektiği ekonomik ve siyasi savaşlarla ve Avustralya kıtasındaki milyonlarca hayvanın ölümüne yol açan yangın faciasıyla girdik. Çevresel ve siyasal iklim değişikliğinin sonucu olan sosyal ve iklim afetleri dünyanın her yanında insanoğluna her alanda bedel ödetmeye devam ediyor. Ama kimin umurunda, kim farkında? Hafta sonu köye yaptığım akraba ziyaretinde de gündem dış politik gelişmelerdi. Ben köydeki tarım ve hayvancılıkla ilgili sorular sordukça onlar bana Trump'ı, Suriye'yi ve Irak'taki gerginliği anlattılar. Irak, Suriye'deki gelişmeleri savaş filmi izler gibi izledikleri belli oluyordu. Yorum yapabilecek kadar da bilgi sahibiydiler. Köydeki sosyal ve ekonomik sıkıntılardan üstü kapalı bahsederlerken Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili bütün ayrıntıları tek tek anlatıyorlardı demem o ki medyanın gündemi neyse şehirlerde yaşayanlarla köylerde yaşayanların gündeme oydu. 2019 yılı herkesin kendisiyle ilgili konuşmaktan kaçındığı ve dünya gündemini takip etmenin moda olduğu bir yıl oldu. Sanırım bu sadece bizim ülkemize has bir durum değil. Küresel bir akım bu. Dış politikayla ilgilenmek medyaya da insanlara da cazip geliyor. Bahsimizi Nasrettin Hoca ile kapatalım. Çarşıda dolaşırken gevezenin biri "Efendi az önce nar gibi kızarmış bir tepsi baklava götürdüler." demiş. "Hoca aldırış etmeksizin bana ne demiş?" "Ama baklava tepsisini sizin eve götürdüler." demiş geveze. Hoca terslemiş adamı. "O zaman sana ne?" "Biz konuştukça o büyüyor." Moda olan gündemi meraklılarına bırakarak ekonomideki son verilere bir göz atalım. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü Türk lirası bazında son 6 yılda %214 büyümüş. İstihdam rakamlarına göre ise sektörün büyüme oranı %39. İstihdam 6 yılda 100 binden 139 bine yükselmiş. TÜBİSAT'ın Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü 2013-2018 pazar verileri raporuna göre bit sektörünün pazar büyüklüğü 2013'te 61 milyar liraydı. 2018 yıl sonu itibariyle 131.7 milyar liraya ulaştı. Yani kronik işsizliği en fazla azaltan bu sektörün geleceği parlak. Sektörün geleceğinin parlak olduğu çarşı pazardan da anlaşılıyor. Ana caddelerin en kalabalık yerlerinde ve köşe başlarında cep telefonu bayileri var artık. İstanbul'un yağmura ihtiyacı var. Bugün İstanbul'un günlük ortalama su tüketimi yaklaşık 3 milyon metreküptür. Bu 3 milyon metreküp suyun 734 bin metreküpü, birinci aşaması tamamlanan Merem Projesi'nin birinci aşamasından temin edilmektedir. 397 bin metreküpü ise Yeşilçay sistemi üzerinden İstanbul'a verilmektedir. İstanbul'un tükettiği yaklaşık 2 milyon metreküp su ise İstanbul'un eski su kaynaklarından temin edilmektedir. Bugün itibariyle İstanbul'un mevcut su kaynaklarının doluluk oranı %38'lere düşmüştür. Bunlar TMMOB Kimya Mühendisleri Odası'nın açıkladığı veriler. Temenni ederiz ki hızla artan nüfus ve şehirleşmenin etkisiyle günlük su ihtiyacı sürekli artan İstanbul bu kış mevsiminde Yeteri kadar yağış alır da yazın su sıkıntısı çekmez. Yoksa kurak geçen her mevsim artan kentleşme ve nüfus İstanbul için su açısından büyük bir tehdit. Yaşar Süngü Yeni Şafak